Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek onlara hükümetimizin yeni başlatmış olduğu öksüz, yetim ve asker çocuklarına yardım, maaş olayını muhtarlarımıza kriterlerini öğretelim, onlara haberdar edelim. Köylerinde ve mahallelerinde bu kriterlere uygun olan öksüz, yetim ve asker çocuklarını bize yönlendirmeleri için bugün bu toplantıyı düzenledik. Muhtarlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Hükümetimiz öksüz, yetim ve asker çocuklarına aylık 100 lira bir maaş planlıyor ve bu uygulama başladı. Haziran'dan itibaren de hak sahipleri hesaplarında bu parayı görecekler. Öksüz yetim yardımına kimler başvurabilecek? Önce kısaca onu da bahsedeyim. Sizin aracılığınızda Niğde halkı da duymuş olsun. Öksüz yetim dediğimiz şahıslar biliyorsunuz annesi, babası ya da hem annesini hem babasını kaybetmiş çocuklardır. Bunlar öncelikle 18 yaşını doldurmamış olması lazım bize başvurabilmeleri için. Bekar olması lazım. Yine Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzden herhangi bir yardım almıyor olması lazım. Yine bizim sevgi evleri gibi ya da yurtlarımız gibi devletin herhangi bir bakım merkezinde kalmıyor olmaları lazım. Ve 2022 yani engelli aylığı almıyor olmaları lazım ve ayrıca evde bakım aylığı almamaları lazım. Bu kriterleri taşıyan öksüz yetim çocukların vasileri bize gelip başvuracaklar. Vasilerde ne gibi şartlar arıyoruz? Onlarda da ilk önce aradığımız şart tabii mahkemece vasi tayin edilmiş olmaları lazım bu çocuklara. Ayrıca yine bu çocuklarla aynı hanede ikamet ediyor olmaları lazım. Ve sağlık güvenceleri de G0 yani eski ismiyle yeşil kart olması lazım. Sigorta ve bağ kurulu olmamaları lazım. Yine bu hak sahibi olacak vatandaşlarımızın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bakım ücreti almıyor olmaları lazım. Ve dediğimiz gibi bizim 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Vakıf Kanunumuzda da uygun olmaları lazım. Bir aylık diğer aylık türümüz de asker çocuğu. Askere giden vatandaşlarımıza biliyorsunuz eşlerine ya da annelerine zaten asker maaşı veriyorduk. Ayrıca hükümetimiz bir de bu askere giden kardeşlerimizin çocukları varsa onlara da yine aylık 100 lira bir maaş bağlıyor. Bu da annelerine bağlanacak. Buradaki kriterimiz yine az önceki gibi çocuk 18 yaşını doldurmamış olacak, bekar olacak
Babası askerde olacak. Yine Aile Sosyal Politika Emniyetinden bakım ücreti ya da çocuk yardımı gibi herhangi bir yardım almıyor olacak. Ve annesiyle aynı evde ikamet ediyor olacak. Bir de 2022'den yine maaş almıyor olacak. Hak sahibi olan annenin ise yine çocuğuyla aynı hanede ikamet ediyor olması lazım. Yine sosyal güvencesi sigorta bağkur olmayacak. G0 yani yeşil kartlı olacak. Yine evde bakım dediğimiz o yardımdan faydalanmıyor olacak. Ve bizim vakıf kriterlerimize uygun olacak. Ve en önemli kriterlerimizden bir tanesi de asker maaşı alıyor olacak. Bu şartları taşıyan Niğde'deki bütün vatandaşlarımız, merkezdekiler Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, ilçelerdeki vatandaşlarımız da ilçelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidip müracaatlarını yaptıkları zaman bu şartları taşıyorlar ise maaşları Haziran ayında postane üzerinden TC kimliklerine yatacak ve bu parayı almış olacaklar. Muhtarlarımız da bu buluşma esnasında bu konuları açıkladıktan sonra biz şu duyuruyu da yapmış olalım sizin aracınızla. Pazartesiden itibaren kömür başvurularına da başlıyoruz. Vatandaşlarımızı, geçen sene alamayan vatandaşlarımızı başvuruya bekliyoruz. Geçen sene kömür almış olan vatandaşlarımızın tekrar vakfa gelip müracaat etmelerine gerek yok. Biz onları o liste üzerinden güncellemelerini yapacağız. Uygunlarsa devam edecek almaya. Ama geçen sene başvurmamış ya da alamamış olan vatandaşlarımız vakfımıza gelip başvurularını yapabilirler. Biz incelemelerimizden sonra uygun olursa onlara da kömürlerini bu sene inşallah vereceğiz.